İyi akşamlar. Oo, iyi akşamlar. Kız, haberi aldığımdan beri oynuyorum, duramıyorum. Ay ben de. Yavaş yavaş, nerede la bunlar? Geleyi yukarıda olan gelmedi daha. Gel. Hoş geldin canım, iyi misin? Ya işte şimdi Hüseyin odaya daldı dedik. Kim bunları boşamadı o andan itibaren. İyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz ya? Hiç şey değil ya. Aa, bu masa ne böyle? Hayırdır, bir şey mi kutluyoruz? Yok kızım, her zamanki masamız. Neyi kutlayacağız canım? Hiç. Bu ne biçim sofra ya? Gene muma çiçeği kesmiş. Bunları mı yiyeceğiz kızım? Senin marvidin değil mi bu Zeynep? Ama ne yorucu gün dedim baba bugün. Çok zor gündü, çok zor gündü. Vallahi berbattı yani, hisseler misseler düşüyor böyle. O ne ya? Baklava mı açtınız? Sen niye baklava açtın? Özel bir gün mü bugün? Yok be. Böreklik un yerine yanlışlıkla baklavalık un getirmişler. Ben de açıverdim. Eş. Sevindiklerini hiç belli etmiyorlar değil mi? Hazine bacım. Herkes masaya oturduğuna göre zaman ben servise başlayayım hemen. Babacığım, senden başlayayım. Ben izninizi isteyeyim. Başım ağrıyor çünkü çok. Kalamayacağım, katılamayacağım yemeğe. Size afiyet olsun. Kime kapısına gitmeyeceksin ya da gittiğin zaman artistlik yapmayacaksın. Bu budur yani. Bu budur Hüseyin. Hüzünlü. Moral bozucu bir gündü. Hülya'nın içine bunun acısı yavaş yavaş oturacak. Artık iyice dengesizleşti. Ne zaman tersi dönecek belli değil. Her şey sinirleniyor. Keşke böyle bir sofra hazırlamasaydım. Kızın canını acıttım ya. Niye ya? Niyesi var mı bari? Kaybettiği mutluluğu hatırlatıyoruz biz ona. Bu aile, bu sofralar. İçinde bir şeyler kırılmış kızın. Yolcu o, ben size söyleyeyim. Boşuna göbek atmayın mahkeme boşamadı diye. Bir dahakine tamam. Bir daha mahkeme falan olmayacak. Olmayacak. İnşallah.